Gelelim günün canlı bağlantısına. Bugün yine siyaset konuşacağız. Siyaset kendini ağırlıklı bir şekilde hissettiriyor çünkü. Ankara'da siyaset kulislerini yıllardır, hatta daha iddialı söyleyeyim, 10 yıllardır en iyi tutan duayen gazetecilerden, muhabirlerden, yazarlardan biri sevgili dostumuz Yeni Çağ ve Son Söz gazetelerinin yazarı Orhan Uğuroğlu telefon attığımızda. Orhan, günaydın, merhabalar. Günaydın, iyi yayınlar Zafer'cim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii İstanbul'da olup bitiyor esas mesele ama Ankara'da da siyasi kulisler hareketli. Çünkü neticede kararı verecek olan Merci Yüksek Seçim Kurulu Ankara'da siyasi parti liderleri Ankara'da önemli temaslar, önemli buluşmalar, önemli kulis çalışmaları yapıyorlar. Orada olup bitenleri senden öğrenmeye çalışacağız. Şimdi seçim gününden bu yana, yani aradan geçen 12 gün içinde siyasi parti liderlerinin çok fazla konuşmuyor olması dikkat çekmişti. Yani Sayın Erdoğan'a, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun, yani Sayın Bahçeli'nin, Sayın Akşener'in ve tabii Binali Yıldırım'ın çok fazla ortaya çıkıp konuşmamaları dikkat çekmişti. Hep bir alt düzeyden başlayarak açıklamalar yapılıyordu. Dün Sayın Binali Yıldırım bu sessizliği bozdu. Arada liderler de birer konuşma yaptılar ama Ankara'da siyasi kulislerde neler oluyor? Benim en çok merak ettiğim de bu seçimin kaybedeni gibi gözüken Adalet ve Kalkınma Partisi içinde neler oluyor? Sen mutlaka destanlar yazacak kadar bilgiye sahipsin bu konuda. Çok teşekkür ederim ama ben de izin verirsen kaza haberiyle başlayayım Ankara'dan. Bir mahsuru yok değil mi? Rica ederim, buyur. Bizim için de... ilettin İstanbul'daki. Ankara'daki kaza siyasi bir kaza. Yüksek Seçim Kurulu kaza yaptı. Yapmaya devam ediyor kazaları. Üst üste kaza yapıyor Yüksek Seçim Kurulu. Büyükçekmece ile ilgili itiraz Yüksek Seçim Kurulu'nun gündeminde ve bu konuda dün toplantı yapılacaktı. Ve bu toplantı AKP'nin muhtemel itirazının gelmesi beklenceye kadar alınmamak için ertelendi. Bu bir siyasi kazadır. Bu bir hukuki kazadır. Bu bir demokrasi kazasıdır sevgili Zafer. Ağır hasar, ağır hasarlı kaza diyelim hatta buna. Çok doğru. Bu facia. Allah'tan can kaybı yoktur bu kazada ama demokrasi büyük bir yara almıştır. Hukuk kamyonu demokrasi duvarına toslamış, YSK'nın kontrolünde olan bu kamyon kontrolsüz gidişine bir yenisini daha eklemiştir. Bu faciayı, bu ağır hasar, çok ağır hasar neredeyse YSK'yı perde olacak hale getirmiştir Zafer'cim. Bu eğer şu İstanbul'daki Büyükçekmece büyük faciaya dönüşüyor Zafer'cim. Büyük bir siyasi skandala dönüşüyor. Hukuk skandalına dönüştü. Yani bunu öyle haykırmak istiyorum ki kusura bakma. Hiçbir kulis bilgisi bundan önemli olamaz bugün Türkiye'de. Sami Selçuk Bey açıkladı, aradı, söyledi. Ve diyor ki ya böyle bir şeyi hakimler nasıl karar alabilirler? Yani önünüzde bir... banka soyulmuş bir karar var. Banka soygunuyla ilgili karar alacak bir mahkeme bir müracaat geliyor. Diyor ki efendim biraz bekleyin, karar almayın da bilmem nereden bir şey gelecek, bir itiraz gelecek. Ya üstelik de şey, üstelik de bir ekleme de yapayım. Sevgili Orhan, şöyle de bir ekleme yapayım. Aynı kurula ilişkin olarak hani banka soygunu benzetmesini yaptın ya, daha önce bizzat muhalefet tarafından ya bu banka biraz güvenli değil galiba, bakın soygun olabilir diye uyarılar yapıldığında dünyanın en güvenlikli korunan bankası diye o kurul çıkıp cevap vermişken. Bravo. Aynen öyle. Benzer cümlelerle devam edecektin. İşte aynı yıllar gazetecilik yapınca leplemeden leblebiyi anlar değil mi? Zafer'cim aynen doğru. Şimdi ortada somut Büyükçekmece faciası var. Deniyor ki
seçmen kaydırıldı. Çok güzel. Kaydırıldıysa bu kaydırılmayı engelleyecek makam, mevki İçişleri Bakanlığı. Çünkü Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü Sayın Süleyman Soylu'ya bağlı. Hemen istifa etmesi lazım. Böyle bir şey varsa. Ha, eğer bunu yasal süreci içerisinde itirazları yapmadılarsa şart niyet mi var? Bunu da kimse sormuyor. İlk defa buradan soralım. Acaba seçimi kaybedersek bir iptal için bu gerekçeyi kullanırız diye bir kenarda mı tutuyorlardı? Yani bir nevi zaman ayarlı bir bombadan mı söz ediyorsun? Bu bir tuzağından mı söz ediyorsun? Evet, demokrasiye konulmuş, İstanbul seçimine konulmuş bir bu bir tuzağı mı planlandı? Yani daha önceden biliyorlardı belki ama dur sesimizi çıkarmayalım. Kaybedersek bunu çıkartır, bu vesileyle tekrar ettiriz ya da iptal ettiriz gibi bir kumpastan söz ediyorsun. İnşallah öyle bir şey yoktur akıllarında. İnşallah yoktur ama itiraf var. Mevlüt Uysal Bey'in, özel kalem müdürünün, bilmem hangi personelin aynı evde ikamet eder gösterilmesi neyi ifade ediyor? Bu var. Açıkladı Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Bey canlı yayında. Dedi ki ya şu arsada dedi olmayan bir yer. Aynı yerde kalıyorlar dedi. Yani bu nasıl oluyor? Kim kimi kaydırmış? Nasıl kaydırmış? Yani milletin aklını kaydırıyorlar. Şimdi ortada bir bu nüfus işlerinin olduğu skandal diyelim. Kaydırma skandalı. Kaldı ki seçimden önce, aylar önce CHP örgütleri, İYİ Parti örgütleri seçmen kaydırma var, seçmen kaydırma var diye davul zurnayla bas bas bağırdılar. AKP ve peşinden de YSK, yandaşı diyeyim YSK, maalesef yok bir şey, böyle bir şey yok. Hatta en son 60 bin mi, 62 bin dondurulu seçmen var diye YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı. E şimdi YSK bu kaydırmaları görüp engellemediyse, zamanında itirazlar yapılmadıysa, hadi oy kullanıldı Bayrampaşa'da, Bayrampaşa'da oylar kullanıldıktan sonra da madem bir bu bir tuzağı hazırlanıyor, o Bayrampaşa ilçe AKP ilçe örgütü belediye başkan adayı Mevlüt Uysal, hukukçu, Erdoğan ona çok güveniyor. Diyor ki onun söylediği her söze inanırım diyor. Demek ki kendime ne kadar inanırsam ona da o kadar güvenirim diyor. Demek ki Mevlüt Bey kendisini aldatıyor, ihanet ediyor, doğru bilgi vermiyor. En azından kendisinin adresini taşıdığını bile söylememiş. Şimdi bu siyasi bir kaza değil, demokrasinin yıkılması kazasıdır. Bu bir Kartal'da yıkılan binadan, 1999'da yıkılan deprem faciasıyla yaşadığımız faciadan büyük bir siyasi ve demokrasi faciasıdır, kazasıdır sevgili Zafer. Evet, şimdi Orhan Uğuroğlu bütün bunlar yaşanırken bir yandan da perde arkasında bizim görmediğimiz mahfillerde partiler kendi açılarından da muhasebeler yapıyorlar. İktidar partisi yapıyor, ana muhalefet yapıyor, öteki partiler de yapıyorlar. Yani bu seçimin bir kendi açılarından ne kazandık ne kaybettik muhasebesi. Öteki partilere geliriz ama benim en çok merak ettiğim Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, yani bütün kararların bir kişi tarafından verildiği bilinen, bütün adayların bir isim tarafından belirlendiği bilinen ve sonuçta da sorumluluğu, yani ortalıkta işte belli bir yenilgi var, bunu inkar etmek artık gereksiz, onun sorumluluğunu en tepedeki liderin üstlenip üstlenmediği ya da o partide nasıl bir değerlendirme yapıldığı konusu var, merak edilen. Senin bugünkü yazında o konuda çok değerli bilgiler var. Neler oluyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nde? Vallahi tabii aslında eleştirilen, çok açık söyleyeyim, kulislerde, yani AKP kulisinde ve Cumhurbaşkanı'na yakın kaynaklarda müthiş eleştiri Sayın Erdoğan'a yönelik. Yani her şeyi kendisi yaptığı için, bütün belediye başkan adaylarını kendisi belirlediği için tek tek eleştiri bu nedenle.
Dolayısıyla kaybeden, birkaç gün önce de yazmıştım, bir bakanın itirafı var biliyorsun. Kaybeden Erdoğan oldu. Evet, çünkü bu kadar büyük... Mevcut bakanlardan biri mi bunu söylüyor? Evet, mevcut bakanlardan biri söyledi. Ama onun ismini söylemiyorsun. Yok, nasıl söyleyeyim şimdi? Zaten kabinede bir değişiklik bekleniyor. Benim bildiğim %99 Erdoğan da biliyordu. O kabine değişikliği olduğunda ondan sonra bakalım kimler değişiyor. 3-4 bakanın değişeceği söyleniyor. 1. 2. Teşkilatlar, özellikle kaybedilen büyük şehirler. İstanbul başta, Ankara başta. Bunları buradan söyleyeyim açık açık ilk kez. AKP'de büyük bir teşkilat yenilenmesi diyorlar ama ben yenilenmede biraz tereddüdüm var. Çünkü Erdoğan'ın yeni isimlere karşı herhalde bir alerjisi var. Ya da yani vefa mı diyeyim, hata mı diyeyim, zeka mı diyeyim, beka mı diyeyim? Hani bunlar hep seçimde tartışıldı. Bir değerlendirme sorunu ortaya çıkıyor. Bu şu, şimdi Binali Yıldırım Bey, ya parti kurulduğundan beri en önemli makamlara geliyor. Başbakan oluyor, AKP Genel Başkanı oluyor, Meclis Başkanı oluyor. Oradan da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gidiyor. Ya bu 10 milyon üyesi olan, 10,5 milyon üyesi olan AKP'de 30-40 yaşlarında, 50 yaşlarında bir yetenek yok mu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda İmamoğlu gibi çıkarılacak? Bu parti içinde Ankara'da da Mehmet Özaseki de aynı durumda. İzmir'de aynı, Nihat Zeybekçi Bey'in durumu da aynı. Hep bir görevlere gelmiş, ondan sonra başka yeni görevlerle ilerleden bir AKP var. Yani Erdoğan'ın deyimiyle metal yorgunu AKP var. Asıl metal yorgunu olan da zaten Erdoğan olduğu bu seçimde çıktı meydana. Yani bu kararlarıyla çıktı. Şimdi metal yorgunluğu kavramını hatırlattın da Sayın Kadir Topbaş'ın, Sayın Melih Gökçek'in ve onlarla birlikte sanıyorum 4 daha başka Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınmasında bu metal yorgunluğunun gerekçe gösterildiğini de hatırlatıyoruz. Şimdi ben buradan kendime birazcık da bir övünç payı çıkartacağım. Tevazunun da çok alemi yok. Ben Sayın Binali Yıldırım'ın... Gönlükte tevazuya gerek yok ya. Yazdığımızı, söylediğimizi hatırlatmak da yarar mı? Aynen, yayın kayıtları da bulunup dinlenebilir. Ben burada bu yayında bir sabah, yani bundan aylar önce Sayın Binali Yıldırım'ın, Sayın Nihat Zeybekçi'nin ya da Sayın Özaseki'nin isimlerini muhalefet partileri aday listesinde görünce sevinç çığlıkları atabileceklerini söylemiştim. Hani şey vardır ya, rakip takımın soyunma odasında öteki takımın esami listesi gelir, kadrosu, Allah tamam defansa bak biz bu maçı kesin alırız derler ya. Ona benzer bir hissiyat içinde olunacağını söylemiştim. Merak eden döner o günlerde kayıtları dinler. Gelelim AKP içine. Çok ciddi bir deprem bekliyor musun? Değişim bekliyor musun? Yoksa ya bu seçimi biz şimdi bir iptal ettirmenin ya da tekrarlattırmanın ya da Binali Bey'e mazbatayı verdirmenin bir yolunu bulalım sonra düşünürüz mü diyorlar. Şimdi mazbata tabii çok doğru. Nasıl yapacaklarını, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Atlarıyla, toplarıyla geldiler ama seçimden yenilgiyle çıktılar. İstanbul'dan Ankara'da, diğer illerde tabii ama İstanbul, Ankara, İzmir Türkiye'nin göz bebeği ve siyaseten yenme veya yenilmenin ölçüsü olacak 3 büyük ildir. Kendisi de söyledi zaten Sayın Erdoğan, değil mi, seçim öncesinde İstanbul'u kaybedersek Türkiye kaybeder filan dedi. Türkiye'yi kaybederiz, doğru, evet. Şimdi kaybedecekler ama ben köklü büyük reform niteliğinde bir AKP değişikliği olacağına inanmıyorum. Çünkü Erdoğan'ın yapısı buna uygun değil. Erdoğan'ın yapısı hep mevcut güvendiği ve yanında olan, onun yıllarca görev verdiği kişilerin olması. Mesela diyelim ki, örnek bir isim vereyim. Şimdi Binali Yıldırım Bey kaybetti. Binali Yıldırım Bey'i alıp mesela Cumhurbaşkanı yardımcısı yapabilir. Yani ben yapmasını bekliyorum açıkçası. Meral Hanım'ın daha ilginç bir önerisi vardı. Mustafa Şentop'u istifa ettirsin, onun yerine tekrar onu getirsin, ben de oy veririm dedi Meral. Yani biz de oy veririz dedim. Kendisi parlamenter değil ama. Doğru. Binali Yıldırım'a itibar kaybettirildiğini düşünüyor ve değerli bir insan, yani sakin, yumuşak, esprili bir insan biliyorsun.
Dolayısıyla ona hak ettiği, olması gereken yeri tekrar verelim. İmamoğlu nasıl kazandı? Orada da tabii İmamoğlu'nun kazanmasını ve mazbataya verilmesi gerektiğini içeren önemli bir nedenin perde arkası mesaj var. Şimdi sevgili Zafer, bu yenileme bir kere kabineden başlayacak. Çünkü siyasetçi olmayan ama bu seçimde siyaset yapan ve maalesef İstanbul'da bu özellikle Büyükçekmece'de seçmen kaydırma işini kontrol altında alamayan Süleyman Soylu bir kere birinci hedefte değişecek gibi gözüküyor. İkincisi Tarım Bakanı var. Üçüncüsü yine Ekonomi Bakanı var. Berat Albayrak. Her ne kadar hatırlatmadan geçmeyelim. Tarım Bakanı bu adilere oy verecek misiniz diye seçim meydanında bağıran kişi. Evet, bu adilere oy verdi işte Türk halkı ya da o illerde olanlar verdi. Ve önemli bir sonuç çıktı. Şimdi tabii niyet o muydu değil miydi, yok PKK'lı onu dedi bunu dedi bilmem ne bir şeyler. Ama önemli değil. Yani o kelimeyi ne olursa olsun suçlu suçsuz bir insan sana bir slogan attıysa böyle bir yanıt vermek, yani bütün muhalefeti adiler diye veya bir kısım siyasi partinin destekçilerini destekleyenleri suçlamak son derece yanlış. Bunlar siyasi olmadıkları için, tepeden inme bu mevkilere geldikleri için hazmedemiyorlar makamlarını, mevkileri. Evet. Başka hangi bakanlar değişebilir sence? İşte 3 bakan şu anda topun ağzında ama bu değişiklikle birlikte kabine içinde kaydırma olabilir. Mevlüt Çavuşoğlu'nun görevde kalabileceği söyleniyor. Çalışma Bakanı ile ilgili iddialar var, değişeceği söyleniyor. Milli Eğitim Bakanı'nın hatta açıklamaları var ve sanki AKP politikalarına aykırı şeyler var, açıklamalar var gibi AKP'nin içinde eleştiriler geliyor. Dün sizin gazetede sevgili Ahmet Takan, Sayın Berat Albayrak'ın isminden söz etti. İlginç şeyler olabilir onunla ilgili dedi. Evet, söyledim zaten. Evet. Yani Türkiye'nin dış kredi bulamaması damat kayınpeder ilişkisine bağlanıyor. Bunu ekonomistler açık açık söylüyorlar. Ve Türkiye'nin bugün taze paraya ihtiyacı var ama bu ekonomi paketi, yeni ekonomi paketi ismi çok uzun da sevgili Zafer, çok ilginç bir şey, 28 milyar lira 3 kamu bankasına destek veriliyor. Neden? Demek ki kamu bankalarının 3'ü zor durumda. Neden zor durumda? Ya siz gidip yandaş medya yapmak için o kaynakları medyaya verir, üretime vermezseniz, sanayi üretimini desteklemezseniz, tarım üretimini desteklemez, yandaş medyayı desteklerseniz zor duruma düşersiniz. Hatta bir ara futbol kulüplerini kurtarmak için borç yatırdı, evet, batağından. Evet, öyle kendilerini bir kurtarsınlar. Ondan vazgeçtiler galiba ama o artık bilmiyorum konuşuldu. Ki işte Demirören gitti, bilmiyoruz o projede ne olacak. Ama hani futbolda da biliyorsun Sayın Erdoğan'ın takımı şampiyon olsun diye de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aktarılan kaynakları var, kaynak iddiaları var. Yani Türkiye'de öyle bir çivi yerinden çıktı ki nerede ne kadar, yani saatlerce senin program yarın sabaha kadar evet, devam eder. Evet, yani bir çivi çıkması bunları, örneği aslında son derece yerinde bir örnek. Şimdi bu iktidar cephesinde yaşanan ya da yaşanması muhtemel şeyler göreceğiz. Ben muhalefet kulislerini de merak ediyorum. Şimdi muhalefette Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'in oluşturduğu bir eksen var. Bu eksen ta geçen 24 Haziran seçimlerinden itibaren, yani aslında daha da geriye gidelim, 16 Nisan 2017 halk oylaması sonra oluşan bir o hayır bileşenleri diye bir şemsiyenin altında başlayan ama bu seçimde daha somutlaşmış gibi gözüken bir ittifak var. CHP İYİ Parti ittifakı, onun adını koyalım. Saadet Partisi biraz daha kenardan kıyıdan yaklaşıyor buna, daha tecessüsle, daha temkinli yaklaşıyor. Bu ittifakın biraz daha güçlenmiş, biraz daha ileriye dönük, daha sağlamlaşmış bir işbirliğinden söz edilebilir mi? Manzara o. Bilmiyorum, sen Ankara'dan nasıl görüyorsun? Evet, gerçekten önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu kutlamak lazım. Demokrasiye müthiş bir katkı vermişti 24 Haziran seçiminden önce. İYİ Parti'ye seçime girme imkanı sağladığı için. Daha sonrasında yine Kemal Bey'in demokrasi anlayışı,
bir sağ partiyle, merkez partiyle ya da diyelim İyi Parti'yle yerel seçimde önce bazı milletvekilleri, genel başkan yardımcılarının itirazına rağmen, o konuda da bir kulis bilgisi yazmıştım. İki önemli siyasetçiden, İyi Parti'den ve CHP'den görevde bulunan iki siyasetçiyle bir sohbetimizle başlayan yerel seçim ittifakı, Millet İttifakı'ndan bahsetmiştim. Şimdi bu ilişki gerçekten çok düzgün başladı, devam ediyor ve seçim sonrası değerlendirmeleri de iki kez buluşarak ve topluma da mesajlar, çok doğru mesajlar vererek devam ettiriyorlar. Ben bunun 2023 seçimine kadar devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bir seçim yok. İki parti nasıl işbirliği yapacaklar, ama burada şöyle bir önemli konu var. İyi Parti'nin konumu. İyi Parti çok kısa sürede, bir yıl içerisinde 3 önemli seçime girdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi, yerel seçim. Ve İyi Parti belki kendisi büyükşehir ve il belediye başkanlıkları kazanamadı, ama itirazları da var biliyorsun, devam ediyor. Balıkesir ve Bursa'da galiba. Bursa'ya itirazları devam ediyor, ama İstanbul'u CHP'ye kazandırdılar. Ankara'yı CHP'ye kazandılar. Keza Adana'yı kazandırdılar. Yani bunu sayabilirim, uzatmayayım. Dolayısıyla CHP'nin işbirliği yapıldığı yerlerde, İyi Parti'nin aday çıkarılmadığı yerlerde AKP'yi geçerek o oraları kazanmasında İyi Parti'nin desteğinin müthiş bir etkisi var. Tabii yani Saadet'in ve HDP'nin de desteklerini unutmamak lazım. Saadet HDP'nin her yerde çıkardı. Tabii. Saadet bütün seçim bölgelerinde aday çıkardı. Hatta bak, İstanbul'da aldığı oy İmamoğlu'na eklense, İstanbul'da aday çıkartmasa, tabii, desteklese fark daha da büyüyor. Yani o tabii hepsi gelir mi gelmez mi? Gelmez hepsi belki, ama fark İmamoğlu daha farklı. Yani Saadetliler ona biraz da şey gibi de bakabilirler. Yani mesela AKP seçmeninden oraya kayma olmuş olabilir. O yüzden muhalefete yaramış olabilir. Yani evet, o biraz farklı da bakılabilir ama. Tabii doğru. Neticede CHP İyi Parti ekseninde önemli bir ittifak stabilizasyonu diyelim ona belki. Var. İyi Parti için de bir önemli gelişmeyi söyleyeyim. Meral Hanım tabii bu seçimlerde lider olarak önemli destekler aldı kendisine. Hatta işte Afyon'da istifa etti, parti tabanı bırakmadı. Fakat şimdi il ve ilçe başkanlarını gruplar halinde Ankara'ya davet ediyor. Geceleri onlarla birebir, kendi yanına tek bir genel başkan yardımcısı almayarak, bak dikkatini sunuyorum, almayarak onlarla bir yüz yüze görüşmeler yapıyor gruplar halinde. Kendisi bizzat. İki, milletvekilleriyle akşam yemek yiyerek gruplar halinde uzun uzun onlarla sohbet edecek. Yani teşkilatlarını, milletvekillerini, grubunu dinleyecek. Bir şey dikkatini çekmiştir. Ümit Özdağ'ın yerine bir atama yapılmadı. Evet. Medyanın da dikkatinden kaçtı. Tabii sen İstanbul'da siyasi gelişmeleri bizim Ankara'daki kadar dikkatli takip etmen zor, ama kuşkusuz Ümit Özdağ'ın yerine bir atama yapılmadı. Neden? Bana göre bir genel merkez yapısında da Meral Hanım bir değişiklik olabilir. Yapacak. Peki Orhan Uğuroğlu, zamanımız daralıyor. Ankara dedim mi, Gayya Kuyusu gibi konuşacak çok şey var, ama son olarak senin tahminini sormak istiyorum. Bu seçim, daha doğrusu İstanbul seçimi ertelenir mi? Ertelenir mi diyorum, yenilenir mi? Yani YSK'nın kararını ne yönde bekliyorsun? Biraz belki bahis oynamak, belki biraz falcılık gibi olacak, ama senin engin deneyimine güvenerek bu soruyu soralım. YSK nasıl bir kararla çıkar karşımıza? Hissiyatın ne? Tamam, önce iltifatlarına teşekkür ederim program başlarken. Marifet iltifata tabidir sevgili Orhan. Allah razı olsun, sağ ol canımın içi, sağ ol. Şimdi şöyle, mazbatayı halk İmamoğlu'na verdi. Ben Halk TV'de canlı yayında daha Anadolu Ajansı 21.36'da yayın akışını durdurduktan bir saat sonra filan Şaban Sevinç kardeşim dedi ki, ya dedi, resmi olmayan sonuçlara göre önde gözüküyor, öne geçti falan deyince ben buradan açıklıyorum dedim. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Kazandı. Şimdi
mazbatayı vermek zorundalar. Seçimi erteleme imkanı yok. Sıfır bana göre. Eğer milyarda bir ihtimal olsa bile, yani sıfır demeyeyim de, o şöyle söyleyeyim, YSK binası o YSK üyelerinin başlarına yıkılır. Yani kaza dedik ya, o kaza deprem olur, başlarına yıkılır. O 11 üye... Mecazi anlamda söylüyorsun herhalde. Kimse yanlış bir çıkarsama yapmasın. Yok yok ama. Tabii. Şimdi doğru düzeltiyorsun. Şimdi o binadan dışarı çıkamazlar. Ailelerin evlerine gidemezler böyle bir karar alırlarsa. Çünkü alınan yüzlerce örnek karar var. Büyükçekmece kararına benzer. Evet. AKP, ben katılıyorum AKP'lilere, itirazlarında yerden soğuk kadar, son anı, kanlarının son damlasına kadar, bunu da mecazi söylüyorum, itiraz edecekler tabii ki. Bu itirazlar sonuçlanacak. İşte dün ben bir mesaj attım, mazbatası hazır dedim. Bugün bir yazı yazıyorum, yarın çıkacak. Bunu da burada kısaca özetleyeyim. Peki. Mazbata hazır, sadece şu Büyükçekmece kararını verseydi, dün alacaktı İmamoğlu. İşte orada fakat zorlandığı anlaşılıyor. Ertelediler. Şimdi demokrasiyi yıkmayalım. Yüksek Seçim Kurulu'nun itibarını yıkmayalım. Türkiye'nin itibarını yıkmayalım. Burada en önemli görev YSK'nın 11 üyesindedir. O binanın yıkılmaması, o demokrasinin yıkılmaması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devleti olduğunun ispatlanması, adalete olan inancın tersinlenmesi için buradan da 11 üyesine diyorum ki beklemeyin AKP'nin yapmayı düşündüğü müracaatı. Bugün sabah toplanın, gece geç çalıştınız, bir açıklama da var. Hadimi Yakupoğlu'ndan gelmiştir sana da belki, bilmiyorum, çok önemli bir açıklama var. Programın süresi varsa aslında o açıklamayı da okumak lazım. Çok az süremiz kaldı Orhan. Çok özetle geçer. Yani onun için geçer. Şunu söylemek istiyorum. İçtihatlarına sahip çıksınlar. O giydikleri cübbenin hakkı, önlerinde düğme yeri yoktur. Önleri iliklenmez. Siyasi baskı önemli değildir. Anayasa, yasalar, hak, hukuk, adaletle kararı bir an önce versinler. Peki. Türkiye'yi bu ayıptan kurtarsınlar. Ekrem İmamoğlu da görevine başlasın. Peki, dileyelim dediğin gibi olsun. Bir de şöyle bir geleneği vardır siyasetin, bilirsin, siyasette ve ekonomide tarihi kararlar hep böyle cuma günü geç saatlere filan sarkar. Mahkeme kararları da öyledir. Dileyelim bugün artık bu işin altına bir çizgi çizilsin de Türkiye nefes alıp yoluna devam etsin diyelim. O zaman bir cümle daha söyleyeyim. Buyur. Hep YSK'yı suçladım ama bakın, Cumhurbaşkanı devletin birliğini, bütünlüğünü ve devletin işleyişini yürüten en son, en yüce makamdır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a buradan da bir mesaj veriyorum. Sayın Erdoğan, siz partililerinize talimat verin, bu itiraz silsilesini durdursunlar, Yüksek Seçim Kurulu'na baskıyı sonlandırsınlar ve hak yerini bulsun. Siz de %24 oyla İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştunuz. İmamoğlu da sizi ziyaret ettirmişti. Ve İmamoğlu'nun mazbatasını alması için lütfen bugün acilen devreye girin Sayın Cumhurbaşkanı. Peki, bu mesajı da iletmiş olalım. Orhan Uğuroğlu, çok teşekkür ediyoruz katkın için yayınımıza. Sağ ol, iyi çalışmalar. İyi yayınlar Zafer'cim. Sağ ol. Zevkle izliyoruz sabahları. Sağ ol, çok teşekkürler Orhan. Yeni Çağ ve Son Söz gazeteleri yazarı Orhan Uğuroğlu'nu dinliyorduk. Ankara kulislerine ilişkin iki blokta da, yani iktidar partisinde de muhalefet bloğunda da yapılan değerlendirmeleri, kulis bilgilerini değerlendirdi ama en önemlisi de Yüksek Seçim Kurulu'nun son derece tarihi bir kararla, yani Türkiye demokrasisinin güvenilirliğini, hukuk güveni etkileyecek tarihi bir kararla karşı karşıya olduğunu söyledi ve temennisini de dile getirdi. Hem Yüksek Seçim Kurulu'na hem de Sayın Cumhurbaşkanı'na dönük de mesajları iletti. Bir an önce artık bu meselenin altına bir kalın çizgi çizip bundan çıkmak gerektiğini belirtti. Orhan Uğuroğlu'na teşekkür ediyoruz, sevgili meslektaşımıza.